Burada bir yandan tabii ki büyüklerin sözlerine dikkat etmeye çalışan anneler, onları kırmak istemeyen ya da onların yönlendirmelerine uymak isteyen anneler, bir yandan da uzmanların söyledikleri arasında bir ikilemde de kalabiliyor ve bu onlar için çok büyük bir stres kaynağı da oluşturabiliyor. Yani doktorun söyledikleri bir yanda ama evde söylenenler diğer yanda olduğu zaman aradaki stres de çok etkili olabiliyor. Stres bütün hayatımızı temelden etkiliyor. Hele ki gebelikte çok önemli faktörlerden birisi. Kişilerin mutlaka uzak durması gereken faktörlerden birisi. Bundan uzak kalmak çok da belki bizim kontrolümüzde olmayabilir. Biraz daha yönetebilme becerisi lazım. Ama bu noktada özellikle belki de bu gebe adaylarının, gebelerin çevresindeki kişilere biraz daha fazla görev düşüyor diyebiliriz. Bütün bunlardan bahsetmişken, bunları sadece bu bahsettiğimiz bilgilendirmeleri şu an gebelik sürecinde olan kişiler değil, çevresinde bu süreci geçiren kişiler de dikkate alabilir ki onlara nasıl yardımcı olabilirler, nasıl yaklaşabilirler, nelere dikkat etmeleri gerekiyor noktasında onların da bilgilenmesi çok kıymetli. Çünkü onlar bu gebelik sürecini bu kişinin ne kadar rahat geçirmesine yardımcı olursa sonraki süreçte, Süreçte daha devamındaki kolay olur. süreçte bu kadar rahat gitmiş olacak. O yüzden biraz böyle bir kamu spotu gibi çevresindeki kişiler için de böyle bir yönlendirme yapmış olalım. Evet, aslında zaten çift büyükleriyle beraber muayeneye geldiğinde bir uzmandan bunu duyduğu için hani kilo kontrolü işte şöyle yapalım vesaire, aslında çifti destekleme yönünde ilerliyor büyüklerde. Hani eskisi gibi ye şöyle böyle değil. Evet, doktorun sana böyle söyledi, böyle yapmalısın diye anne adayını destekliyor. Şimdi hiçbir sorun saptamadık. O zaman ne diyoruz çifte? Şu vitaminleri, takviyeleri kullanalım. Bir 3-4 ay kadar deneyelim. Gebelik elde edemezsek tekrar görüşürüz diyoruz. Eğer elde ederse zaten anne adayı güzel haberiyle telefonumuzu çaldırıyor ve biz de çok mutlu oluyoruz gebelik sonucunu duyduğumuzda. Bu durumda da takip süreci başlıyor aslında. Takipte nelere dikkat ediyoruz derken, işte hastanın ilk muayene zamanı. İlk muayene zamanı adet geçtikten bir hafta sonra genelde görüyoruz ve gebelik kesesinin rahim içerisine yerleştiğini ultrasonda tespit etmek istiyoruz. Bunu tespit ettikten sonra bir hafta sonra gibi kalp atışlarını duymaya başlıyoruz. Eğer tespit edemezsek rahim içerisinde, bu sefer dış gebelik ya da işte acaba boş gebelik mi gibi kafamızda bir soru işareti oluşuyor. Anne adayları bu noktada hani tedirgin olmasınlar. Bazen doktora gidiyorlar, ultrasonda bebeği göremedik deyip üzülüyorlar. Ama aslında hepsinin bir zamanlaması var. Yani belli bir kanda beta HCG seviyesi belli bir düzeye ulaştıktan sonra ancak biz ultrasonda gebelik kesesini görebiliyoruz. Gebelik kesesini gördükten belli bir süre sonra da ancak bebeği ve kalp atışlarını görebiliyoruz. Bu durumda muayene sıklığını zaten hekim anne adayına söylüyor. Kalp atışını gördükten sonra genel olarak ayda bir gebeleri görmek istiyoruz. Aylık kontrollerle çağırıyoruz. Sonlara doğru biraz daha sık görmeye başlıyoruz gebe adayını. Burada muayene kontrolüyle beraber, yani muayene sıklığıyla beraber bir yandan da bazı gebeler çok evhamlı olup sıklıkla doktora gitmek isterken, bazıları son haftalara kadar doğumda beraber olacağı doktoru seçmemiş bile olabiliyor. Burada tabii ki karakter yapısının da çok büyük etkisi vardır diye tahmin ediyorum ama sanki biraz daha rahat davranmalarına ihtiyaç varmış gibi. Yani sıklıkla doktora gidecek şekilde düşünmek, sürekli doktora sorması gereken konuları düşünmek de kişileri ayrıca bir strese sokacaktır. Onun yerine biraz daha kendilerini bu sürece akışa bırakmaları muhtemelen bu süreci daha kolaylaştıracak ama bu kadar kaygı yüklüyken de bu aradaki dengeyi nasıl sağlayabilirler, o kısımdan da emin olamıyorum. Sizin de farklı karakterde, farklı yapıdaki hastalarınız muhakkak oluyordur. Aslında yurt dışında toplamda bir gebe adayı 4 kere doktora gidiyor ve genelde de kadın doğum uzmanını görmüyor. Bir ebe eşliğinde muayenesini tamamlıyor. Ama Türkiye'ye bakarsak her ay neredeyse bir kez gebe adayı ultrasonda bebeğini görüyor. Ultrasonun bir zararı var mı? Hayır, yok. Şu an kanıtlanmış bir zarar yok. Çünkü ses dalgalarıyla zaten bebeği görmemizi sağlıyor. Ama gene de anne adayı kaygı seviyesi daha azsa arayı açabiliyor. Bazen 2 ay sonra, bazen 3 ay sonra, bazen de bir şikayeti olduğunda gelebiliyor. Ama kaygı seviyesi yüksekse ya da daha önceden ailesinde bir düşük hikayesi duymuşsa ya da erken doğum öyküsü yaşamışsa
önceki gebeliğinde ya da yakınlarından birisi. Bu sefer bu annenin kaygı seviyesini arttırdığı için daha yakın ultrasona girmek istiyor, daha sık ultrasona girmek istiyor. Bu noktada anne adayını birazcık rahatlatmak, bazen bir psikolog desteği almak gerekebiliyor. Çünkü bu doğum korkusunu da getiriyor peşinde. Tabii. Kaygısını da getiriyor. Tabii. Kaygı her yerde bizim en büyük düşmanlarımızdan birisi. Düşman dediğimiz zaman da onunla hep mücadele etmemiz gerekiyormuş gibi anlıyoruz ama mücadele etmek işleri daha da zorlaştırıyor. Düşman dediğimizde böyle bir mücadele de canlanmasın zihnimizde. Bu birazcık kısmı önemsiyorum. Birazcık akışa bırakmak gerekiyor aslında. Anı yaşamak gerekiyor. O an her şey yolunda mı? Yolunda çok şükür. Bazı şeylere yapabilecek bir şey yok. Hani sizin müdahale edebileceğiniz bir şey yok. Bu durumda stresinizi arttırdığınızda bu sefer hani olaylara bakış açınız fark ediyor ve güzel, keyifli geçirebileceğiniz bir gebelik sürecini kaygıyla, acaba şöyle mi olacak, böyle mi olacak şeklinde geçiriyor anne adayı. Ve geriye dönüp baktığında ben çok zor bir gebelik geçirdim diye düşünmeye başlıyor. Halbuki aslında birazcık bakış açısıyla alakalı. Anda kalabilse, o anın tadını çıkarabilse bütün bir gebeliğini keyifle anacak. Tabii ki tıbbi olarak bazen buna sebep olabilecek şeyler olabilir. Hani kanaması olabilir, sancıları olabilir. Ama bunlar yokken anne adayı kendini çok fazla strese, kaygıya sokmamalı. Gebelik